şekilde objemizi de sabunluyorum. Peki onların izi çıkmıyor mu? Hı hı, çıkıyor. Bunun fazlasını alabiliriz. Daha sonra kalıptan da zımpara, ince zımpara, sıfır numara zımparayla da temizleyebiliriz kalan kabarcıkları. Bu kadar yeterli. Evet, aldığımız çamuru yine şu şekilde sucuk yöntemi yaparak tahtalarımızın birleşme noktalarına çamuru yerleştiriyorum. Alçıyı döktüğümde dışarıya vermemesi için bu önemli. İyice yedirelim. Evet, aynı şekilde her dik kenara ve her yatay noktaya, masayla birleşme noktalarına devam ediyoruz. Gel. Şuraya kadar yapsan yeter sen. Evet, şu an dört çevresine de çamurumuzu koyduk, sabitledik. Şimdi alçımızı hazırlayıp dökümümüzü yapacağız. Kalıbını alacağımız bardağın üzerine şu şekilde Arap sabunumuzu sürüyoruz. Daha sonra masaya koyacağız ve üzerine alçısını dökeceğiz. Suyumuzun ölçüsünü aldık, göz kararı, ve alçımızı üzerine serpiştirerek döküyorum. Daha sonra üzerinde, suyun üzerinde bir tepecik oluşacak. O tepecik oluştuğunda alçı koymayı bırakıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet, karıştırıyoruz. İçerisinde hiçbir şekilde küçük parça kalmayacak kadar homojen bir yapı elde ediyoruz. Şu şekilde objemizin üzerine kaymaması için yavaş yavaş ilk etapta şöyle döküyorum. Hem de birden basınçla etrafındaki tahtaların atmasını da engellemiş oluyoruz. Burada kaşık değil, farklı bir şeyle de dökebilirsiniz, farklı bir kaseyle. Parmağımızla sabitledikten sonra köşeden yavaş bir şekilde döküyorum. Parmağımız hem de ölçümüz olacak. Dipten ne kadar dökeceğimizi şu şekilde ayarlıyoruz. Tam da hazırlamışız. Yeterli geldi. Parmağımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1,5-2 santim. Üzerindeki hava kabarcıkları için hafiften karıştırıp şunların temizlenmesini sağlayalım.